Selamun aleyküm. Ben Ateş Dağlı Kadir. Öncelikle küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Bugünkü konuşmamızda şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Erdoğan dedi ki, 3 çocuk dedi, 3. 3 çocuk yapın dedi. Şimdi, Cumhurbaşkanımız neden 3 çocuk dedi? Hiç düşündük mü acaba? 3 çocuk dedi. Cumhurbaşkanımız en aşağı 3 çocuk yapın dedi. Hani vatandaşlarına böyle seslendi. Acaba Cumhurbaşkanımız neden böyle dedi? Arkadaşlar neden böyle dedi? Şimdi yanlış bilgi vermek istemem. Litvanya mı Letonya mı diye bir ülke var. Arkadaşlar o ülkede herkes bir tane çocuk veya yapmıyormuş genel olarak. Ve o ülkenin şu anda ırkının bitme noktasına gelmiş. Yani Letonya, Litvanya neyse tam hatırlamıyorum özür dilerim. Yani dünyadan silinme noktasına gelmiş. Niye? Bir ırkın yürümesi lazım. Doğurganlık olması lazım ki ırk yürüsün. Şimdi Erdoğan dedi ki 3 çocuk en az 3 çocuk yapın dedi. Erdoğan 3 çocuk derken şunu anlatmak istedi arkadaşlar. Neci? Arkadaşlar bakın. Bir tane ülkenin yok olma seviyesine gelmiş. Bizim Türk milleti olarak dünyada var olmamız için devamlı affedersiniz doğurganlığın yürümesi lazım. Bu ülkede, bu coğrafyada çocuklarımızın serpilmesi lazım, değil mi? Serpilmezse ne olacak? Gün gelecek biz azınlığa düşeceğiz. Azınlığa düşeceğiz. Şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Kadir sen bunu söylüyorsun. 3 çocuk diyorsun. Senin ne? Allah'ıma şükürler olsun. Allah verdi 2 tane oğlum var. Ellerinizden öper. Üçüncü de Allah verirse olursa kız olsun istiyorum. Yani kız çocuğunun sevgisini de tadayım istiyorum. Ha olmazsa oğlan olsun yine. Sağlıklı olsun. Mehmetçik olsun. Önemli değil. Sağlıklı olsun yeter ki. Şimdi şöyle bir şey var. Hani çok özür dilerim. Bazı ailelerde şöyle bir şey var. Ya hiç çocuk yapılmıyor. Bizim Türkiye'mizde bu ilerliyor. Ya da bir tane çocuk yapılıyor. Ya yeter. Bir tane çocuk. Şimdi şöyle bir şey var. Haddim olmayarak söylüyorum. Anne babalara söylüyorum. Siz hangi hakla bir çocuğu kardeş sevgisinden, abi sevgisinden, abla sevgisinden, kız kardeş sevgisinden hangi hakla alıkoyuyorsunuz? Bir tane çocuk yap. İyi tamam. Bir tane çocuk ya tamam. Yeter be bir tane bize yeter. Yetmez. Sen hangi o çocuğu kardeş sevgisinden o çocuk kardeş sevgisini tatmayacak. Abla abi sevgisini tatmayacak. Sen hangi hakla bunu bu hakkı kendinle nasıl buluyorsun ya? Bir tane çocuk yap. Oh eyvallah tamam kafamıza rahat. Bir tane çocuk. Öyle bir dünya yok. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Aşağıda bunun sorusunu sorarlar. Sen bir tane çocuk yaptın. Allah sana veriyordu. Çocuğu olmayan insanlar 20 sene, 30 sene doktora giden insanlar var çocuğumuz olsun diye. Allah sana varı veriyorsa bir tane çocuk yapıp da o çocuğu kardeş sevgisinden senin mahrum etmeye hakkınız yok. Kesinlikle yok. Şimdi dinle. Çok özür dilerim. Bazı işte kadınlar, bayanlar. Tabi haddim olmayarak söylüyorum ama ben Türk evladı olarak bu 3 çocuğun altındaki yarayı ben deşiyorum. Neden 3 çocuk denildi? Neden? Sen bir tane çocuk yaparsan çok özür diliyorum. Bazı kadınlarımız hepsi bacım, kardeşim. Vücudun bozulmasın. İşte ya çocuğun geleceğine bir şey yapamam ben. Ben çocuğun geleceğine bir şey yapamam. Bir tane çocuk yeter. Veya vücudun bozulmasın. Bir tane çocuk bize yeter. Öyle bir dünya yok ya. Tamam. Hepimiz çocuklarımıza bir gelecek bırakmak istiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz 6 kardeşiz. 3 kız 3 oğlan. Arkadaşlar ben çok zorluklar içinde büyüdüm. Biz 2 göz bir ara deriz yani. Mutfak. Yattığımız yer. Bir de aralık. Giriş kapısı vardı. Orada büyüdük. 6 kardeş. Biz sofraya oturduk sabah kahvaltısında. Bizde keş kavrulurdu. Çoğu büyüklerimiz bilir.
Yeni gençler benim konuşmamdan bir şey anlayamayabilir. Babanıza sorun, annenize sorun. Keşke avrulurdu, otururduk. Ben küçüklüğümde şunu gördüm. Altı kardeş, o, yani sofranın sofraya çoğunardık. Ben şunu fark ettim. Annem biz doysun diye ekmeğini banar gibi yapardı. Yani bir keş kavrulurdu. Ekmeğini banar gibi yapardı. Çocuklar doysun diye. Biz buraları gördük. Ve sonunda altı kardeş şu anda hayatına devam ediyor. Herkesin bir geçimi var. Bir sıkıntı yok. Herkes biraz lüks yaşar aşağı. Ama şu var. Türkiye'de hiç kimse açlıktan ölmez. Allah'a şükürler olsun. Bu coğrafya çok zengin bir coğrafya arkadaşlar. İşte ben ya bir tamam Kadir 3 tane çocuk yapayım ama geleceğini öyle bir şey yok. Allah korusun bakın. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa 50 sene sonra bu topraklara illaki saldıracaklar. Hepiniz de biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Türkiye'de herkesin gözü var. Cavırların diyeyim ya. Gerek yok. Cavırların hepsinin gözü var. Yarın bir gün bizim kapımıza dayandıklarında, bizim silah bulamadığında, küreyle, çapayla onların karşısında duracak Mehmetçiğe ihtiyacımız var. Fatma bacılara cephane yetiştirecek Meryem bacılara ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes bir tane çocuk yaparsa, o günler gelirse biz nasıl ülkemizi savunacağız arkadaşlar? Ve şu var, Afrika'da mıydı tam bilmiyorum. Tabii ki siz de bilirsinizdir. Bir tane çocuk yani ölecek. Belki bir saat, iki saat sonra bir tane akbaba yanına bekliyor. Çocuğun ölmesini bekliyor. Ölecek, onu yiyecek. Arkadaşlar, ve o resmi çeken gazeteci veya fotoğrafçı neyse ondan sonra intihar etti. İntihar etti. Yüreğe dayanmadı ya, kaldırmadı abi. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Çocuğumun geleceğine bir şey yapamam. 3-4 çocuk olur. Olmaz abi. Bir şekilde hayat devam ediyor. Biz 6 kardeşiz. Bir şekilde hayat devam ediyor. Sağlığımız yerinde olsun. Allah'a şükürler olsun. Bir şekilde hayat devam ediyor. Yani doktor olacağına tamirci olsun. Bu ülkeye tamirci de lazım. Berber olsun. Bayan kuaförü olsun. Motosiklet tamircisi olsun. Bu ülkeye bunlar da lazım. Ama Erdoğan 3 çocuk derken bunları anlatmak istedi arkadaşlar. Gerçek bu ortamda bize Türk ırkının soyu lazım. Lütfen bunun farkına varalım. Hepinizi seviyorum.